Çeyiz Hanım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yazın bitmiş olduğu şu dönemlerde kızarmamış olan yeşil domateslerden güzelce bir yemek yapacağız. Eski atalarımızdan kalma bir yemek olduğu için size bu yemeğin nasıl yapıldığını şöyle göstereceğim. İlk önce domatesimi şöyle ikiye ayırıyorum. Daha sonra şu kenarlarını alıyorum. Şu şekilde alıyorum. Domatesimi tekrar ikiye bölüp güzelce doğruyorum. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce doğruyorum. Ben bütün domateslerimi bu şekilde doğrayıp geliyorum. Elimde kalan son domatesimi de tekrar şöyle kesip nasıl doğradığımı gösteriyorum. 2'ye, 3'e bölüyorum. Daha sonra tabağımın içerisine alıyorum. Şimdi domates yemeğimizin yapılışına geçiyorum. Ocağımızı almış olduğum tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağımız ısınınca içerisine soğanlarımızı ilave edeceğiz. Yemeğimizin yağısı ısındı. İçerisine şöyle doğramış olduğum bir adet kuru soğanımı ilave ediyorum ve birazcık ölmesini bekliyorum. Şöyle birazcık kavuralım. Kavrulan soğanımızın içerisine şöyle doğramış olduğum bir adet sarımsağımı da ilave ediyorum ki tatlar, lezzetler birbirine karışsın diye. Biraz da böyle kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımızın içerisine şöyle bir adet acı biber doğruyorum ki yemeğimizi daha da lezzetlendirsin diye. Tekrar şöyle birkaç defa karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum soğanın ve biberimizin içerisine salçamızı ilave ediyorum. Biraz da onunla kavuruyorum ki salçanın acısı çıksın diye. Şöyle kavuruyorum. Kavrulmuş olan salçamızın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da acı pul biberim ekliyorum. Yeşil domatesimizin yemeğini yaparken ilk önce bu malzemelerimizi güzelce kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum yeşil ve kırmızı domateslerimi üzerine ilave ediyorum ve birazcık pişmesini bekliyorum. Şöyle birazcık kavuracağız. Kavrulurken kapağını kapatıyorum. Birazcık kavrulmasını bekliyorum. Domateslerimiz kavrulurken üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar şeker ekiyorum ki domatesin acılığını alsın diye. Biraz kavrulduktan sonra üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar bulgurumu ilave ediyorum. Siz bulgur yerine patates de kullanabilirsiniz. Aklınıza göre nasıl yaparsanız o şekilde yemeğinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi biraz da böyle kavrulmasını bekliyorum. Domates yemeğimiz gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Siz isterseniz karabiber ya da ağzınıza göre herhangi baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Yeşil domatesimiz gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada birazcık su ilave edeceğim. Ben anneannemden ve annemden gördüğüm kadarıyla yeşil domatesi böyle pişiriyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine birazcık sıcak su ilave ediyorum. Çok az. Şu domateslerimizin üzerine geçecek kadar azıcık bir su ilave edip şimdi yemeğimizi tekrar pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum ve bekliyorum. Evet arkadaşlar, yeşil domatesimiz pişmek üzere. Biraz suyu eksildiği için ben biraz su daha ilave ettim. Azıcık da tam pişmemişti. Şimdi bu suyla biraz daha pişecek. Ondan sonra servise hazırlayacağız. Yemeğimizin içerisine ne koydum? Tekrar anlatıyorum. Bir baş soğan doğradım. Bir adet acı biber doğradım. İçerisine bir adet sarımsak doğradım.
6-7 tane yeşil ve kırmızı domatesin karışımından doğradım. Salça koydum. 2 kaşık da bulgur koydum. Daha sonra içerisine suyumuzu da ilave edip yemeğimizi pişiriyoruz. Yeşil domates yemeğimiz pişti. Şimdi tabağımın içerisine alarak servise hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, yeşil domates yemeğimi pişirdim. Şimdi yanına da şöyle güzel bir sarımsaklı yoğurt yaptım. Eğer arzu ederseniz üzerine sarımsaklı yoğurt dökmeden de böyle sade yiyebilirsiniz. Arzu ederseniz de şöyle yapmış olduğumuz sarımsaklı yoğurttan üzerine gezdirip istediğiniz gibi lezzetlendirip yiyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Zil sesini açık bırakırsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.